İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bizim köklerimiz Raymond Berberyan, Grigori Ayvazyan. Sahip olduklarımızı korumalıyız ve sınırlarımızı genişletmeye hazır olmalıyız. Yerinden edinmiş kişilerin statüsü kanunla belirlenecektir. Artsakh Devlet Bakanı'nın danışmanı bazı açıklamalarda bulundu. Batı Ermenistan'da eğitim, Garin Erzurum'un Sanasaryan Okulu, Artsakh Hazineleri, Hohana Berd. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Garmirbulur'daki eşsiz buluntu çok önemli. Aşok Civani'nin mirası dijitalleştirilecek. Atalarımızdan kalma köklerimize, gasp edilmiş yeryüzü cennetimiz Batı Ermenistan'a olan sevgi ve tutku, umudun ışığı olarak kalplerimizde hüküm sürmeli. Bana öyle geliyor ki, yurt dışından kurtuluşumuza bir çözüm bulmak ve geri dönüş yolunu çizmek için bir araya gelmemizin zamanı geldi. Türkiye'nin soykırımı, Armenosidi tanımasından sonraki mücadelemizin tazminat talep etmek ve Türkleri Türklüklerinden kurtarmaktan ibaret olduğunu kimse sanmasın. Ahlaki yaraların vaatlerle, altınla, gümüşle silinmeyeceğinin bilincindeyiz. Aksi takdirde bu bizim açımızdan bir ahlaksızlık ve şehitlerimizin anısına ihanet olur. Savaşçı ruhumuzu temizlememizi ve hafızamıza işlemiş kalan travmaları hafifletmemizi istiyorum. Kayıp kuşaklar ağacını kucaklama arayışında ve şimdiye kadar yaptığımız gibi 107 yıllık bir uyuşukluk için zorlu bir gökkuşağının peşinden gitmeme serüveninde ilerlemek istiyorsak birbirimize güvenmek zorundayız. Bunu yapmak için yeterli eğitime sahip olmamız, eylemlerimizin, huylarımızın bir parçası olması gereken dayanışma, kardeşlik, vefa, şeffaflık, anlayış, alçakgönüllülük ve dürüstlük gibi temel ilkeleri tam olarak bilmemiz gerekir. Gasp edilen Ermenistan'ımızı bulmak bizim elimizde. Ama önce birçok kardeşimizin engellenmiş zihinlerini açmalı ve kaybetmiş kişiliklerini bulmak için onları kurtarmalıyız. Biriyle paylaşmak haddini aşmak değildir. Raymond Berberyan, 24 Ekim 2022. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de Azerolog Grigori Ayvazyan, Azerbaycan'ın son zamanlardaki savaş saldırganlığı hakkında konuşarak bunun hem Doğu hem de Batı Ermenistan'a karşı ortak vatanımızı hedef aldığını kaydetti. Saldırganlık, siyasi, kültürel ve tarihi çarpıtma alanları gibi tüm cephelerde durmadı. Azerolog özellikle şunları söyledi. Acımasız Azerbaycan diktatörlüğünün Birleşik Ermenistan'a karşı ilk meydan okuması, Artsakh'ın ölüm kalım meselesi, Ermenistan topraklarına yönelik tacizler ve uluslararası toplumdan yapılan çağrıları ihmal eden açıklamalarıdır. Grigori Ayvazyan ayrılacağı karşı çıkarak birlik çağrısında bulundu. Soykırımın tanınmasının yanı sıra toprakların ve hakların iade edilmesini talep ederek adil tazminatın da altını çizdi. Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin geçici olarak işgal ettikleri toprakların her halükarda kurtarılacağını da sözlerine ekledi. Artsakh ve Batı Ermenistan'da başımıza gelenleri unutmamalı ve affetmemeliyiz. Sahip olduklarımızı korumak ve sınırlarımızı genişletmeye hazır olma sorunları gündemimizde. Uluslararası toplumun yankısı büyük ölçüde bizim davranışımıza da bağlıdır. Ulusal çıkarlara dayalı olarak tüm ilgili taraflarla konuşmak ve anlaşmaya varmak gerekiyor. Artsakh Hükümeti Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde kamuoyunda tartışılmak üzere zorla yerinden edilen kişiler hakkında yasa tasarısını sundu. Artsakh Devlet Bakanı, danışmanı ve tasarının koordinatörü Elina Mkhitaryan şunları kaydetti. Projenin amacı zorla yerinden edilen kişilerin haklarını güvence altına alacak, asıl ikamet ettikleri yere entegre edilecek, temel ihtiyaçlarla ilgili sorunların çözümüne destek verecek mekanizmaların yasal temellerini oluşturmaktır. Kamuoyunda tartışmaya sunulan tasarıda, Artsakh Ulusal Meclisi tarafından Şubat 2022'de kabul edilen işgal altındaki topraklar hakkında kanunun yerinden edilmiş kişilerin yasal statülerinin belirlenmesi ve devlet güvencelerinin sağlanması için gerekli bir yasal ön koşul olduğu belirtiliyor.
Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, halka açık konuşmalarında Artsakh'ta yaşayan Ermenilerin haklarının köklerine dayandırılması ve korunması gerektiğini defalarca dile getirmiştir. Artsakh'ta yaşayan Ermeniler, Batı Ermenistan'da yaşayan Ermeniler kadar kendi topraklarının yerlisidir. Ortak hakları fark etmek ve birlik içinde hareket etmek gerekir. 19. yüzyılın başlarına kadar Batı Ermenistan'ın başkenti Karin Erzurum'da milli eğitim ve öğretim hayatı yoktu. Eğitim, manastırlarda çocuklara verilen derslerle sınırlıydı ancak 1850'lerde durum giderek değişti. 1878'den itibaren okullar öğrencilere sadece dini değil aynı zamanda dünyevi bilgileri de aktardı. Sadece Karin'de ikisi erkek ve biri kız olmak üzere 7'si karma 10 okul vardı. Karin'de Sanasaryan Okulu'nun kurulması ve verimli çalışmalarına başlamasıyla eğitim hayatı doruğa ulaştı. 1881 yılında Rusya'daki hayırsever Ermeni Mıgırdi Sanasaryan'ın çabalarıyla Karin'de Sanasaryan Okulu kuruldu. 1899-1900 yılları arasında Sanasaryan Okulu, Karin Devlet Eğitim Müdürlüğü tarafından yüksek lise ve ortaokul olarak tanımlanmaktadır. Okul Karin'de 30 yıl işledi. 1912'de Konstantinopolis'in vesayetinin emriyle Karin'den Sebastya'ya transfer edildi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı hükümeti okulun faaliyetini durdurdu ve binayı hastane olarak kullandı. Ne yazık ki Sanasaryan Okulu'nun tüm personeli Osmanlı İmparatorluğu'nun suç politikasının kurbanı oldu. 23 Temmuz 1919'da Kemal Atatürk, Karin'deki Sanasaryan Okulu binasında Türk milliyetçilerinin bir kongresini düzenledi. Batı Ermenistan'ın farklı bir eğitim sistemi vardı. Bu da öğretim sürecini en iyi şekilde gerçekleştirmeyi mümkün kıldı. Ne yazık ki bütün bunlar Türk suçlularının yaptığı soykırım Armenosit sonucunda çöktü. Soykırım Armenosit olmasaydı ve baskı olmadan eğitim bu hızla gelişmeye devam etseydi, bugün Batı Ermenistan'ın eğitim sistemi Avrupa ve Amerika'nınkilerle eşit olabilirdi. Hohanabert Kalesi, Büyük Ermenistan'ın Artsakh eyaletinin Nerkin Haçen ilçesinde şu anda Artsakh Cumhuriyeti'nin Mardagert bölgesinin Van köyünün 4 kilometre güneybatısında bir kayalık tepe üzerinde yer almaktadır. Kaledeki konut sayısı 50'yi aştı. Ayrı odaların öncü savunma önemi vardı. Kalenin hemen karşısında Gantasar bulunuyor ve güneyde tepesi 13. yüzyılda Hasan Celalyan'ın inşa ettiği ve erişilmez bir kaleye dönüştüğü ormanlarla çevrili Tarhanasar dağı yükselir. Hohanabert Kalesi, Nerkin Haçen'in efendisi Hasan Celalyanların ana kalesiydi. Moğol istilaları ve akınları sırasında ilçe nüfusunun çoğu buraya sığınmış ve korunmuştur. Kale, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türklerin istilası sırasında 15. 16. yüzyıllarda yok edildi. Duvarların ve binaların kalıntıları korunmuştur. Doğu Ermenistan'ın Yerevan'ın Garmirbulur antik yerleşim yerinde kazı çalışmaları sırasında M.Ö. 7. yüzyıldan kalma oldukça büyük bir yapının kalıntıları bulundu. Tarihi ve Arkeolojik Erebuni Rezerv Müzesi Müdürü Mikael Badalyan, buluntunun sadece Birleşik Ermenistan için değil, tüm Orta Doğu için son derece önemli olduğunu düşünüyor. Mikael Badalyan, toprak katmanlarının altında nelerin gizlenebileceğinin üç versiyonu olduğunu söyledi. Çarşı, kervansaray veya ahır. Ermenistan'da benzeri bir yapı yok. Bu kare, zeminli taş bir yapıdır. Burada at gemileri ve hayvan kemikleri bulduk. Ayrıca büyük bir yangının izleri de var, dedi. Badalyan, Garmirbulur'un komşu ülkelerle ticari bağlarını sürdüren Urartu'nun ticaret ve ekonomik merkezlerinden biri olduğunu hatırlattı. Urartu, kale şehri Teşebbiniani'de dahil olmak üzere antik yerleşim kalıntıları burada bulundu. Yakşı Çarenç Edebiyat ve Sanat Müzesi'nde saklanan halk şarkıcısı Aşuk Civani'nin mirası dijital ortama aktarılacak. Dijitalleştirme, müze ile Amerika'daki Ermeni hayırsever iş adamı yapımcı Aşuk Civani'nin akrabası ve soyundan gelen Boğuz Harutyunyan arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilecek.
müzede imzalı şiir defterleri, okuldan mektuplar, hatta Civani'nin eserlerinin yayınlanmasıyla ilgili yayın evleriyle yapılan sözleşmeler olmak üzere Aşık Civani'nin el yazısı mirası saklanıyor. Gerçek ismi Serap Levonyan olan Aşık Civani 1846-1909 yılları arasında yaşadı. Aşık Civani adı Yeni Ermeni Aşıklık Sanatı Okulu ile ilişkilidir. Aşık şarkılarında sıradan insanların yoksulluğunu ve hak yokluğunu anlatır, zalimleri kınardı. Aşık Civani yeteneği için ulusal düzeyde tanınırlık kazandı. Civani'nin şiiri Ermeni dilinin özel saflığı ile ayırt edilir. Çeşitli kaynaklara göre 1000 kadar eser kaleme almıştır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aşık Civani'nin Ermeni halk şarkısı Kankaravor Ingerat eseri sunuyoruz. Kankaravor Ingerat İzmir Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinde izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.